Merhaba arkadaşlar. Para hafta boşa gelen cümle anlatımıyla birlikteyiz. Batı ülkelerinde doğurganlık oranları bir yüzde aşkın bir süredir aşağı doğru bir trend eğilimde yani düşüyor. Ve dolayısıyla da 2. Dünya Savaşı'nın sonrasında nüfus bilimine uğraşan insanlar sadece mütevazi orta seviyede bir artış bekliyordu. Ancak onun yeni olan şey bebek sayısından bir patlama oldu. O zamandan bu yana yani ikinci Dünya Savaşı'ndan bu yana adana işaretlersek sosyal bilim insanları bu olayın yani bebek sayısındaki patlamanın hızlı artışın sebeplerini tartışıyor. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden iktisatçılara göre bebek sayısındaki artış üç gelişmenin aynı zamanda rastlamasından kaynaklandı. Evet şu anda sebeplerini anlatıyor arkadaşlar. Nedir? Ekonominin gelişmesi, göçün sınır hale gelmesi ve iş aralarının sayısında e, bunun nispeten Küçük sayıya yani iş işaraların sayısının azalması bu sayının nispeten düşük sayılarda seyretmesi. Evet 3 tane sebep sonrasında ifade edildi. İşte bu sebeplerin altyapısını oluşturan Adana. Adana'yı işaretlersek hem o zamandan bir yana İçin Dünya Savaşı'ndan bir yana öncesine yaslanıyor hem de sonrasına pas veriyor arkadaşlar bu ülkeler demesi için öncesinde aynı kelime ya da eş anlamlısı ya da eşin olacak ifade olması lazım. Var mı? Var. Batı importörlüğündeki devletler sınıf ifadenin karşılığı Ceyhan'da var. Peki daha sonra Ceyhan ilk kısımdan da boşluğun öncesine şunu yapmadılar. Özne de arkadaşlar bu krizler yani Dey. Peki ama onun yerine bunu yaptılar. Yani Ceyhan'daki hava yörün kimliği kesinlikle test ediliyor her şey yolunda. Yani şunu yapmadılar ama bunu yaptılar. Özne uyumu söz konusu. Ama diyerekten simple pastan geçiyor. Öncesi de pasta olumsuz. Ceyhan doğru cevap diyebiliriz. Son cümle boşluk. Dolayısıyla herhangi bir reklam yaklaşımı bir grup üzerinde diğerine kıyasla daha fazla etkili olacak. Belirli ürünlerin daha fazla satın alınması yani reklamın belirli ürünler üzerine arkadaşlar reklam yaklaşımının daha fazla etkili olması bir grup üzerinde diğerinden yani erkekler, bayanlar, zenginler bir bir yaş grubu derken bu Edirne'deki bir grup, diğer grup öncesinde net bir şekilde zaten ifade edilmiş. Yani öncesine yaslanabiliyor. Edirne doğru cevap diyoruz. Kırsal kolon 1492'de yeni dünyaya gelmesi yerel insanlar için oradaki kabileler vesaire için tam bir feraketti. Bu insanlar yani kırsal kolon buraya gelmeden önce orada yaşayan insanlar Avrupalılardan çok olumsuz bir şekilde etkilendi. Biz bunu işaretlersek sonraki cümlelerde bu olumsuz etkilenmeden bahsetmesi lazım. Evet, hastalıklar. O yörede yaşayan insanların kabilelerin sayısının çok büyük oranda azalması, daha sonrasında işkence, e, burada kandırılması işkenceye maruz kalması, kalp edilmesi işte o yöre insanların Avrupalılar tarafından çok olumsuz bir şekilde etkilenmesinin örnekleri sonrasında ifade edildi. Bursa doğru cevap diyebiliriz. Evet. Boşluk önce dış çatışma, harici çalışma. boşluk ama diyerekten Edirne'de iç çatışma. Evet. Sonraki cümleleri zaten dış çatışmanın yanı sıra iç çatışma gönül rahatlığı ile Edirne doğru cevap diyebiliriz. Boşluktan sonra ancak bugün bilinen Afrika sanatının çok büyük bir kısmı nispeten yakın bir döneme aittir. 19. yüzyıl ve sonrası. Arkadaşlar bizim böyle bir ifadeyi kullanabilmemiz için yani nispeten yakın bir döneme uzanıyor diyebilmemiz için önceki cümlelerin olması lazım. Daha geçmiş bir tarih olması lazım. Var mı? Afrika sanatının çok sarı günümüze kadar kalan, uzanan örnekleri 14. yüzyıla 17. yüzyıla kadar tarihsel süreçte uzanmaktadır. Ancak bugün bilinen Afrika sanatının büyük bir kısmı bu kadar 14. yüzyılda ya da 17. yüzyılda değil de nispeten günümüze daha yakındır. Yani 19. yüzyıl ve sonrasıdır. Bursa'yı işaretleyebiliriz sonrasındaki boşluk sonrasındaki ifadeyi hayat verdiği için.